Hoş geldiniz. Biraz programlar vardı. İki tane metre olunca gerek yok. Üç metre vardı. Antalya 600 kilometre sahil şehri. Onlar bir daha. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Sağ olun. Kuaförüne git. Bu ücretsiz günübirlik halk plajımızı birlikte açmaktan duyduğum memnuniyet ifade etmek istiyorum. İnşallah kemerimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye turizmde dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın ilk 5 turist kabul eden ülkelerinden bir tanesi. 2019'da dünyanın 6.'sı olmuştuk. 2023 için çok iddialı hedeflerimiz vardı. 75 milyon turisti 65 milyar dolarlık bir turizm geliriyle ülkemizde ağırlamayı hedeflemekteydik. Emin adımlarla bu hedefimize yürümekteydik. Çok önemli büyük projeleri hayata geçirmekteydik. Ama maalesef tüm dünyayı kasıp kavuran, bizi de maalesef olumsuz etkileyen 2019'da Çin'de ortaya çıkan COVID-19 virüsü maalesef ki tüm dünyayı, tüm ekonomiyi etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Ekonomimizi, turizmimizi, hemen hemen tüm sektörlerimizi olumsuz etkiledi maalesef. Tabii biz bu süreçte devlet olarak hem turizm yatırımcılarımızı, turizm sektörünü desteklemek hem de Türkiye'nin turizmdeki iddialarını devam ettirmek adına güvenli turizm sertifika programını hayata geçirerek yine 2020 yılında mevcut şartlar içerisinde en iyisini yapmak için sektörle beraber, turizm paydaşlarımızla beraber çalışmalar yaparak sağlık kurallarına, pandeminin gerektirdiği koşullara uyarak da sağlıklı turizm sertifika programını hassasiyetle uygulayarak sıkıntılı da olsa sezonu geçirdik. Çok kıymetli basın mensupları, biz tabii sürdürülebilir çevre yolculuk bizim için son derece önemli. Mavi Bayrak'ta da biz Türkiye olarak dünyanın en iddialı ülkelerinden bir tanesiyiz. Mavi Bayrak sayısında dünyada en fazla plaja sahip ikinci ülkeyiz. Tabii 2022'ye kadar Mavi Bayrak'ta plaj sayımızı arttırarak inşallah daha üst sıralara yükseleceğiz. Onlar için burada da biz sürdürülebilirlik çevre hassasiyet açısından her türlü tedbir aldık. İlk olarak da Mavi Bayrağımızı da alarak İnşallah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bakan Bey'in ekibinde görüştüğümüz zaman ben çok heyecanlandım. Çünkü bu yerin durumunu bundan ilgili herkes biliyor. Yan tarafa karavan ve çadırlar var. Ama biz bunların karşıdayız. Ne su var ne vereceğiz. Böyle değerli toplu bir şeyin olması kemer için çok büyük bir şey. Turizm Bakanlığı çok güzel bir yatırım yaptı. Bundan sonrası bize ait. Kullanımı bizim için çok önemli. Geçiş ücretsiz olacak. Ama az önce de konuştuk. Şezlong ve şemsiyeler güzel bir ücret alacaklar. Ama çok güzel bir tesis. Başta Sayın Bakanım Erdoğan Doğru Bey'e, Bakan Yardımcı Nadir Bey'e, temel geçen herkese Eçam Yolantı'na teşekkür ediyorum. Evet, peki kemerin her sahibi güzel ama bu böyle değerlendirilmiş ve halkın hizmetine sunulmuş olanları çok fazla yok. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Örnek olabilir miyim? Şimdi dışarıdan insanlar geliyorlar, Çamyolu ya da Kemer bölgesi ev satın ediyor. Ne için? Deniz ve doğa çok güzeldi. Ama şimdi Kemer'de de denize girecek yer yok mu? Biz geldiğimizde mesela şu anda bizim halk plajında 155 vardı, Sky var vardı. Bile her şey ücretliydi. Millet sokmuyorlardı ama onları kaldırdı. Halkı açtık. Ama bunun halkın da burada bir ihtiyacı var. Siz gelmişsiniz, ev almışsınız. Denize girecek yeriniz yok. Onun için burada çok güzel bir tesis oldu. Bunların artarak devam etmesini istiyoruz. Mesela Tekirova'da bir halk plajımız vardı. Bakanım oraya turist gelse yaptı ama mahkeme iptal etti. Bunların devam etmesini istiyoruz. Evet.